Şimdi öncelikle bulgurumsu yapmak üzere mikserimin yanına geliyorum. Bulgur köftesini soğuk su ile yapacağım. Daha sonrasında ise hazırladığım köftelerimi zeytinyağlı enginarımla beraber pişireceğim. Yaklaşık bir su bardağı kadar bulguru karıştırma kabının içerisine koyduktan sonra şimdi içerisine diğer malzemelerimi de ekliyorum. Biraz yağ ekleyeceğim. Biraz soğuk su. Ve şimdi yavaş yavaş karıştırmaya başlıyorum. Ara ara içerisine yine soğuk su ekleyerek köftemin tamamlanmasını sağlayacağım. Şimdi biraz da tuz ekliyorum. Biraz maydanoz, kuru soğan ve biraz da salça ekleyeceğim. Enginarı pişirirken dilerseniz arpacık soğan da kullanabilirsiniz. Köftemizi biraz yoğurduktan sonra kuru baharatlarımızla beraber içerisine maydanozumuzu da ekleyeceğiz. Şimdi salçamızı da ekleyelim. Biraz daha su ekliyorum. Evet, şimdi sıra geldi kekik ve naneyi eklemeye. Biraz kekik, biraz da kuru nane ekliyorum. Şimdi bir taraftan da enginarımızı yapmaya başlayalım. Bunun için de ocağımızın altını açıyoruz. İçerisine zeytinyağımızı ekleyelim. Şimdi tekrar bir durdurup karıştıracağım. Yavaş yavaş kıvamını almaya başladı. Karıştırmaya devam ediyoruz. Evet, kuru soğanımızı da hazırlayalım. Yarım piyazlık olarak yapıyorum soğanımı. Küçük olan sarımsaklardan da seçiyorum şimdi. Sarımsaklarımızı da içerisine bırakıyoruz. Evet, şimdi enginarlarımızı da kontrol edelim. Evet, enginarlarımızı da içerisine alıyoruz. Biraz da tuz ekleyelim. Çok az da limon suyu. Şimdi suyumuzu da ekleyelim. Kapağımızı kapatıyoruz. Yavaş yavaş pişireceğiz şimdi. Diğer tarafta da köftemizi yoğurmaya devam ediyoruz. Şimdi çok az bir galeta unu serpeceğim içerisine. Evet, maydanozumuzu da ekleyelim. Evet, bir süre daha yoğurmaya devam edeceğim. Şimdi çok az miktarda daha su ekliyorum içerisine. Köftemiz artık güzelce bulgurumuz tuttu. Bulgurumuzu artık hazırlayabiliriz. Misket büyüklüğünde parçalar kopararak güzelce yuvarlıyoruz şimdi. Bulgurumun hepsini güzelce yuvarladıktan sonra şimdi artık enginarların olduğu tencerenin içerisine ekliyorum bulgur toplarımı. Birlikte pişireceğim hepsini. Ocağımın altını da kısacağım şimdi biraz. Kapağımı da kapatıyorum. Bu şekilde ortalama 20 dakika pişireceğim. Evet, köftelerimiz ve enginarlarımız güzelce pişti. Servis tabağıma önce enginarları alıyorum. Ve ortasına da şimdi köftelerimden koyacağım. Limon dilimleriyle beraber servise sunacağım. Ve bir miktar da taze kekikle süslüyorum. Şimdi az miktarda da sızma zeytinyağı koyacağım.